Günaydın sevgili izleyenler. FEME TV ana haber bülteni başlıyor. Bir çarşamba akşamı sizlerle birlikteyiz. Kısa bir haber turunun ardından önemli gelişmelerimizle karşınızda olmaya çalışacağız. Öldürüldü. Masum Bayraktar Hoca Efendi'den Miraç Kandili özel sohbeti. Esed ile DAEŞ işbirliğinin belgeleri ele geçirildi. Rize'de PKK'ya büyük darbe vuruldu. Sahte savcı ve polis 1 milyon lirayla yakalandı. Canlı bombaları psikoterapi ilaçları ile ikna etmişler. İnşaatın çinko bariyerleri böyle devrildi. Evet sevgili izleyenler, FEME TV ana haber bülteni başlıyor. Malumunuz bu sıralar dokunulmazlık olaylarıyla alakalı bir takım görüşmeler yapılıyor ve bu görüşmelerde bir takım kimseler, ilk başta dokunulmazlık için fark etmez diyenler zıplamaya başladı, olay çıkartmaya başladı ve bununla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Erdoğan Anayasa Komisyonu'nda olay çıkaran HDP'li vekillere sert çıkarak, bu millet bu tür görüntülere layık değil, bunlar da bu milletin temsilcisi olmaya layık değil dedi. Amasya, Ankara, Antalya, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde'den gelen muhtarların katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan 25. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını sıfırlamak için önemli projelere imza attığını belirterek, 2003 yılından bu yana yapılan çalışmalarla Türkiye'nin savunma sanayindeki dışa bağımlılığının %80'den %40'a indirildiğini, amaçlarının bu oranı sıfırlamak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Komisyonu'nda olay çıkaran HDP'li vekillere sert çıkarak şunları söyledi. Dokunulmazlık görüşmelerinden terör örgütünün marşını söyleyerek çıkan sözüm ona, milletvekillerinin de onları birer kahraman edasıyla haberlerine taşıyan medya kuruluşlarının da iplerinin nereye uzandığı malumdur. Sözde milletvekilleri olarak oturumları ne hale getirdiklerini izlediniz. Komisyonda neler yaptıklarını izlediniz. Sıraların üzerinden nasıl atladıklarını gördünüz. Ve bu millete gerçekten çok çok üzüntü verecek bir tabloyu orada sergilediler. Bu millet buna layık değil. Bu millet bu tür görüntülere layık değil. Ve bunlar da bu milletin temsilcisi olmaya layık. Kiliseye yönelik roket saldırılarına da değinen Erdoğan şöyle konuştu. DAEŞ en büyük sayiatı kilise yaptığı bu tür operasyonlarda ödemiştir. Ve buna devam ederse onlar daha çok zayiat verecektir. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tacizlerinin gerisindeki niyetleri biz çok iyi biliyoruz. Şundan emin olunuz, başaramayacaklar. Türkiye hem tüm terör örgütleriyle mücadele edecek, hem de kendi politikalarını hayata geçirecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bundan endişeniz olmasın. PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü. Evet, PKK boş durmuyor. Bir yandan hain saldırıları devam ediyor. Mardin'in Derik 3 yolunda bulunan jandarma karakoluna PKK'lılar tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda bir askerimiz hayatını kaybederken biri ağır, 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe-Viranşehir arasındaki tarihi İpek yolunun 32. kilometresinde bulunan Derik 3 yol jandarma karakoluna PKK'lılar gece saat 01 sıralarında bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası meydana gelen patlamada bir asker şehit olurken bir ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan iki askeriyle lojmanlarda kalan bir kadın ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralıların ise başka hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir askerin ameliyata alındığı öğrenilirken diğer yaralıların durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralıları ziyaret etti. Bu arada saldırının yaklaşık 30-40 kilometre uzaktaki Kızıltepe ilçe merkezi ile çevre köylerden hissedilirken, karakolun önüne konulan beton blokların ise saldırının şiddetini azalttığı bildirildi.
Masum Bayraktar Hoca Efendi'den Miraç Kandili özel sohbeti. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen teröristlerden birinin örgütün Çekler Kod adlı bölge sorumlularından Ahmet Talva olduğu ortaya çıktı. Talva'nın aranan teröristler arasında turuncu listede yer aldığı öğrenildi. Bölgesinde terör unsurlarının aramasına devam edilmekte. Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalındaki 11 köyde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda teröristlerin bulunduğu alanlar helikopterlerle havadan vurulmuş, 3 PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerden birinin Çekler Kod adlı 1969 doğumlu Ahmet Talva olduğu ortaya çıktı. Talva'nın İçişleri Bakanlığı'nın başına ödül koyduğu ve en çok arananlar arasında turuncu listede yer aldığı öğrenildi. Masum Bayraktar Hoca Efendi'den Miraç Kandili özel sohbeti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak ve Hakkari'nin Şemdinli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vurularak imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak ve Hakkari'nin Şemdinli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü hedefleri tam isabetle vurularak imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre dün akşam saat 20'de Şırnak kırsalında, saat 20.30'da da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında alınan istihbaratların değerlendirmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları bölücü terör örgütünün hedeflerini tam isabetle vurarak imha etti. Binlerce mümin kardeşimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin huzuruna yükseldiği mübarek Miraç gecesini hakkıyla idrak edebilmek için Fatih Medreseleri Vakfı Genel Merkezi'nde buluştu. İftar ikramıyla başlayan Miraç Kandili programı hoca efendilerin ve hafız talebelerin Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle devam etti. İsmaila cemaatinin önde gelen hoca efendilerinden Masum Bayraktar Hoca Efendi'nin Miraç olayını anlattığı doyumsuz sohbeti ve Miraç gecesi özel duası ile sonlandırıldı. Programın sonunda ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ikramlarda bulunuldu. La illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin huzuruna yükseldiği feyiz ve muhabbet gecesi olan Miraç gecesi binlerce vatandaşımızın katılımı ile Fatih Medreseleri Vakfı Genel Merkezi'nde feyiz ve muhabbet ortamında gerçekleştirilen bir programla ihya edildi. 50 vakit sevabını yine alacaklar. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. İftar yemeğiyle başlayan program, cemaatle kılınan akşam namazının eda edilmesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve sohbetlerle devam etti. Miraç Kandili'nin tarifini İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi'nin yazdığı Risale-i Kutsiye'den bir beyit okuyarak tarif eden Hoca Efendi şu beyitleri okudu. Hani ol zevki erfan, sırrı vicdan, hani miraç, ruhani ve heyecan. Ey canım kardeşim diyor. Hani diyor senin zevklerin nerede? Allah'ı bilme zevklerin nerede? Mevla Teala ile alakalı sırların nerede? Senin gönül ilmin nerede? Senin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sana bırakmış olduğu ruhani miraç nerede? Ya Rabbi bunun için geldik ya Rabbi. Öyle diyorsunuz içinde değil mi? Ruhani miracı talip olduğumuz için, seni hakkıyla bilmek için, sırlarını öğrenmek için, zevkini tatmak için, vicdan gönlümüzden gerçekten ya Rabbi senin tecellilerin var olması için geldik ya Rabbi. Ne olur tamamını ikram eyle. Fatih medreselerinde hafızlık ve Arapça eğitimi gören hafız talebeler Kur'an-ı Kerim tilavetlerine bulunarak Yasin-i Şerifler ve Aşr-ı Şerifler okudular. Okunan Hatmi Şerifler ve Yasin-i Şerifler başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhlarına, sahabe efendilerimiz, ecdadımızın ve ahirete irtihal eden geçmişlerimizin ruhlarına hediye edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından İsmaila cemaati önde gelen hoca efendilerinden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesinde yaşadıklarını anlatarak, Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi cemalini perdesiz olarak nasıl gösterdiyse, Rabbimizi perdesiz bilmeyi, anlayabilmeyi ikram ettiyse, tüm ümmeti Muhammed'e de aynı şekilde ikram eylesin diyerek dualarda bulundu. Miraç olayının bir bilgiye değil yaşantıya dayalı olduğunu anlatan Hoca Efendi, doyumsuz Miraç Kandili sohbetinde cemaate şunları aktardı. Malumunuz Miraç olayı,
bir bilgiyle alakalı değil, bir yaşantıyla alakalıdır. Tekrar ediyorum. Sadece bilgiden ibaret değildir. Bir yaşantıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya, yedi kat semaya ve ondan sonra devamında Mevla Teala ile bir görüşmesiyle alakalı, son derece Mevla Teala'yı aşikar bir şekilde görmesiyle, bilmesiyle, Mevla Teala'nın kendisini zirve bir bildirişle alakalı bir yaşantıdır arkadaşlar. O yüzden biz buraya bilgi almaya değil, yaşamaya geldik inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz müminin miracıdır müjdesini hatırlatan Hoca Efendi, bu mübarek gecede cemaatten namazlara daha dikkat etmeleri konusunda söz aldı. Yani eğer namazlarımıza dikkat yoksa bundan sonra namazlarımıza dikkat edeceğiz inşallah. Anlayamadım, arkadan biraz hafif geldi siz. İnşallah. Yani 5 vakit namazımıza ne yapmamız lazım? Bu çok önemli. Çünkü bu namaz olayı bizim Mevla ile aramızdaki perdeleri çoğaltıyor. Eğer namazla beraber, gerçekten namazımıza devam etmekle beraber Mevla ile perdemiz kalkar. Çünkü namaz müminin miracıdır. Namaz es-salatu miracul mümin. Çünkü Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, müminin diyor miracıdır namaz. O yüzden namaza dikkat inşallah. Buna da söz verdik Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu Miraç olayını hakikatiyle anlayabilmenin kalpleri masivadan uzak tutmaya bağlı olduğuna dikkat çeken Hoca Efendi, Miraç olayını anlatmadan önce cemaate şöyle hitap etti. Birinci madde, yapamadıklarımızdan özür diledik. Doğru mu? İkinci madde, yapacaklarımıza söz verdik. Elhamdülillah. Üçüncü madde, kimseyle küstüğümüz kalmadı. Müminlerle alakalı söyledim. Küstüğümüz yapmadı. Kalmadı. Dördüncü madde, herkes hakkımızı helal ettik elhamdülillah. Onlar da helal etmiştir inşallah. Beşinci madde, şu kalbimizdeki boş şeylerden ya Rabbi, bunu da sen bizden kurtar ya Rabbi ya. Çünkü kalbimize Mevla Teala bu gece tecelli ediyor. Şu an tecelliye başladı. Feyiz başladı, bereket başladı, güzelliği başladı, Mevla Teala'nın nuru başladı. O yüzden dolayı kalp başka şeylerle meşgul olursa o zaman ona engel olmuş oluyor. Ya Rabbi ne olur kalbimizi sen tamamla ya Rabbi. Amin. İşte bu ön hazırlıkla elhamdülillah ön hazırlığı geçtik. Tamam. Bu akşam kararlıyız Allah'ın izniyle. Ne yapıp bu miracı anlayacağız Allah'ın izniyle. İnsan takıntılarından dolayı Mevla Teala ile arasında perde oluşturarak gönül gözünü kapatıyor diyen Hoca Efendi sohbetini Risale-i Kutsiye'deki şu beyitler ile bitirdi. Ya kaldır bu takıntılarını, perden yok mu kardeşim ya? Fındık kabını doldurmayan meseleler senin perden oluyor be kardeşim ya. İnşallah kaldıracağız. İnşallah. Ne olur hocam be, ne olur Mevla Teala perdeni kaldırsa ne olur? Gönül gözüyle şak ola hayran. O zaman diyor Mevla Teala diyor hayran olursun. Aşık olursun, aşık. Nasıl anlattım sizi? Hoca Efendi'nin vatanımıza, milletimize ve ümmeti Muhammed'e yaptığı dualara ise binlerce kişi ellerini semaya kaldırarak amin dedi. Türkiye'mizi terör belasından kurtar ya Rabbi. Amin. Gerçek hatamız neyse, nerelerden düzeltmemiz gerekiyorsa ne olur Allah'ım. Sultanımızın ifadesi gereğince onlara güzel anlamayı, yani özellikle şu zinadan bütün ümmeti Muhammed'i kurtar ya Rabbi. Amin. Faizden kurtar ya Rabbi. Amin. Kumardan kurtar ya Rabbi. Amin. İçkiden kurtar ya Rabbi. Amin. Harama bakmaktan kurtar ya Rabbi. Amin. Yalan ticaretten, yalan ifadelerden kurtar ya Rabbi. Amin. Biz seni istiyoruz ya Rabbi. Perdesiz seni seyretmek istiyoruz ya Rabbi. Seni anlamak istiyoruz ya Rabbi. Güzelliklerini yaşamak istiyoruz ya Rabbi. Hakikatlerini yaşamak istiyoruz ya Rabbi. Güzelliklerini tamamını cümlemize ikram eyle. Şu miracı nasıl yaşamamız gerekirse bize yaşat ya Rabbi. Yaşat ya Rabbi. Seni nasıl anlamamız gerekiyorsa, nasıl takdir etmemiz gerekiyorsa, nasıl teşekkür etmemiz gerekiyorsa bize o şekilde kabiliyet ikram eyle. Sultanımızın kontrolünde bütün camiamızda birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikler nasip eyle ya Rabbi. Yalandan, boş şeylerle uğraşmaktan bütün kardeşliğimizi bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Birbirine düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberimizi, hakiki samimiyetimizi, o birlik beraberlik ki Türkiye'ye ışık olacak.
O birlik beraberlik ki Türkiye ile beraber dünyaya ışık olacak. Ne olur Allah'ın bu ışığı bize ikram eyle abi. Esed ile DAEŞ işbirliğinin belgeleri ele geçirildi. Halep'te muhaliflerin Esed güçlerinin karargah olarak kullandığı bir binayı havaya uçurarak 30 rejim askerini öldürdüğü bölgede stratejik öneme sahip 3 noktanın kontrolünü sağladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep'in fethi operasyonuna bağlı Nurettin Ezzenki, Özgür İslami Tugayı Şükür El Cebel ve Ceyş El Mücahid'in Halep'in batısında bulunan Cemiyet Ezzehra semtinin girişinde Esed güçlerinin karargah olarak kullandığı bir binayı tünel kazarak yerleştirdikleri patlayıcılarla havaya uçurdu. Patlamada 30 rejim askerinin yaşamını yitirdiği, muhaliflerin Cemiyet Ezzehari semtindeki girişinde stratejik öneme sahip 3 noktada kontrolü sağladığı kaydedildi. Kaynaklar çatışmalarda muhaliflerin 2 tankla 3 doçkayı imha ettiğini, 1 doçkayı da ele geçirdiğini aktardı. Leyramun, Benizeyt ve Raşidin semtlerinde muhaliflerin bölgelerine saldıran Esed güçlerinin büyük zayiat vererek püskürtüldüğü bildirildi. Cemiyet Ezzehra semti çevresinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, rejime ait savaş uçaklarının da bölgedeki muhaliflerin mevzilerini bombaladığı öğrenildi. Allahümme rahmna idâ arukal cemîn. Allahümme rahmna idâ arukal cemîn. Allahümme rahmna idâ kesural enîn. Allahümme rahmna idâ ya'ise minnel tabîn. Vebekâ aleynel ehlü vel habîn. Sky News televizyonu Suriye'de Beşar Esed rejimi ile terör örgütü DAEŞ arasındaki işbirliğini ortaya koyan belgeleri ele geçirdi. Sky News Türkiye muhabiri Stewart Ramsey'nin DAEŞ'ten ayrılan militanlardan elde ettiği belgelerde Esed rejimi ile örgüt arasındaki işbirliği ve ilişki açıkça ortaya konuluyor. Belgelerde DAEŞ'in Esed rejiminden zirai ürün karşılığında petrol aldığı, bazı bölgelerdeki güçlerin azaltılarak o bölgenin rejim tarafından ele geçirilmesini kolaylaştırdığı yer alıyor. Belgelerde DAEŞ'in Tedmur'dan çekilerek bölgeyi Esed rejimine teslim etmesi en önemli olaylardan biri olarak ön plana çıkıyor. Batılı ülkelerde meydana gelen eylem ve saldırılar hakkında bilgiler içeren belgelerde DAEŞ'in yabancı militanları batılı ülkelerde eylem yapmak için bu ülkelerin bildiğinden çok daha önce eğittiği aktarılıyor. ABD'nin Avrupa'da uyuyan hücre olarak nitelendirilen hücrelerin artmasından endişe ettiği belirtilen belgelerde var olan hücrelerin Paris ve Brüksel saldırıları sonrasında yeni saldırılar planlamalarına rağmen güvenlik güçleri tarafından yakalanmamada başarılı oldukları ifade ediliyor. Sky News'e göre bu bilgilerin kaynağını Rakka kentinde Özgür Suriye ordusu saflarında savaşan fakat DAEŞ'in bölgeyi ele geçirmesinden sonra kendilerini pasifize edip varlıklarını Türkiye sınırlarına yakın yerlerde sürdüren DAEŞ militanları oluşturuyor. Lice'de PKK'ya büyük darbe vuruldu. DAEŞ terör örgütünce kilise 4 roket atılması üzerine Suriye'nin Turkuman Barik bölgesindeki DAEŞ mevzilerine yönelik açılan ateş sonucunda 13 terörist etkisiz hale getirildi. DAEŞ terör örgütünce kilise 4 roket atılması üzerine Suriye'nin Turkuman Barik bölgesindeki DAEŞ mevzilerine yönelik açılan ateş sonucu 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine bölgedeki 36 hedef tespit radarıyla roketlerin atıldığı Turkuman Barik bölgesindeki DAEŞ mevzileri tespit edildi. Sınırda bulunan fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar bataryasıyla ateş açılma sonucu ilk belirlemelere göre 13 DAEŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi. Bu atışlar sonucunda ikisi üzerinde doçka taşıyan 4 araç ile aynı bölgede tespit edilen 3 top mevzisi de imha edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki 11 köyde dün ve önceki gün gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileriyle iki bombacısının da aralarında bulunduğu onunun üzerinde terörist öldürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği öldürülen teröristlerin Hani ve Dicle ilçe jandarma komutanlarına bombalı araçla saldırı gerçekleştiğini belirterek saldırıda hayatını kaybeden şehidin defin işlemleri devam ederken teröristlerin bulunarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Diyarbakır Valiliği Lice ilçe kırsalındaki 11 köyde önceki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan ve dün sona eren hava destekli operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada jandarma komutanlığınca Diyarbakır Bingöl Karayolu'na mayın ve el yapımı patlayıcı tuzaklayan, yol kesen vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayan, güvenlik güçlerine saldırı yapan ve Hani ile Dicle ilçe jandarma komutanlığına bombalı araç saldırısı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda Hani ile Dicle ilçe jandarma komutanlığına bombalı araçla yapılan saldırıda hayatını kaybeden şehidin töreni esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının yerlerinin tespit edildiğine ve şehidin defin işlemleri devam ederken teröristlerin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekildi. Operasyonda Lice'nin kuzeyindeki Hedik ve Seyrek köyleri kırsalında aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu 10-12 örgüt mensubunun tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi. 2 Mayıs 2016 saat 14'ten itibaren icra edilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silah ve tezyizat ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup toplam 10'dan fazla bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen içerisinde üst düzey örgüt mensupları ile bölücü terör örgütünün 2 bombacısının da bulunduğu değerlendirilmektedir denilen açıklamada operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğine dikkat çekildi. Bir adet gece görüş dürbünü. Sahte savcı ve polis 1 milyon lirayla yakalandı. Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristler tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. Edinilen bilgiye göre Van'ın Çaldıran Muradiye Karayolu üzerindeki menfeze PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı bölgedeki çobanlar tarafından fark edildi. Durumu güvenlik kuvvetlerine bildiren çobanlar sayesinde saldırı hayata geçirilmeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri karayolunu her iki taraftan trafiğe kapattı. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında bomba imha ekibi menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı menfezden çıkararak geniş bir alana alıp fünye ile patlattı. Patlamanın şiddetiyle bölgede derin bir çukur oluştu. Bomba imha edilirken helikopter ise havadan güvenliklerini sağladı. Güvenlik güçleri çalışmalarını tamamladıktan sonra karayolu tek şeritli olarak ulaşıma açıldı. Hakkari Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Çukurca ilçesine bağlı Çığıl köyünde operasyon başlatıldı. Pencere çiftliği yaptın abin ha? Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çığlı köyündeki sınır boylarında önceki gün çıkan çatışmada bir askerin şehit olması ve 3 askerin de yaralanmasının ardından başlatılan kara ve hava harekatı devam ediyor. Hakkari valinin ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından güvenlik güçleri bir taraftan sınır boylarında operasyonlarını sürdürürken diğer taraftan ise köydeki evleri tek tek arıyor. Köydeki aramalar sırasında isimleri öğrenilemeyen 6 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Çığlı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine havadan ise helikopter eşlik etti. Operasyonun gece geç saatlerde sona ermesi beklenirken sınır boylarında ise sıcak temasın sağlanıp sağlanmadığı hakkında bilgi alınamadı. Vodafone yanımda mı çetede? Başkent Ankara'da yaşayan 72 yaşındaki bir kadının yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını dolandıran 4 kişi Niğde'de yakalandı. Ankara'da yaşayan 72 yaşındaki bir kadının yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını dolandıran 4 kişi Niğde'de yakalandı. Alınan bilgiye göre Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde Adana-Atı yolu Eminlik mevkisindeki yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 4 kişinin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramada koltuk altları ile minder kılıfı içerisinde gizlenmiş, banknotlar halinde 250 bin avro ile yaklaşık 185 bin lira değerinde altın bilezik, köstekli ve kol saatleri ile çeşitli takılar ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda banknotlar üzerinde bulunan bir bankanın Ankara Kavakları Şubesi'ne ait kaşeden yola çıkılarak paraların Ankara'da ikamet eden 72 yaşındaki YS'ye ait olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifadesi alınan şüphelilerle ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilen para ve ziynet eşyalarına ait fotoğraflar YS'ye gönderildi. Para ve takıların kendisine ait olduğunu ifade eden YS, telefonla arayan kişinin kendisini savcı ve polis olarak tanıttığını, evinde ne kadar para, altın ve değerli takı varsa tamamını Kavaklıdere'de belirtilen adrese getirmesini istediğini aktardı. Asistanını arayarak acilen bankadan para çekmesi gerektiğini söyleyen YS, 50, 100 ve 500'lük banknotlardan oluşan 250 bin avro ve 185 bin lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyasını masa örtüsüne sararak istenilen adrese götürüp bıraktığını anlattı. Dolandırıldığını fark eden ancak hayatından endişe duyarak polise şikayette bulunmadığını öğrenilen YS'nin para ve ziynet eşyalarını teşhir edince şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi. Ankara'ya götürülen 4 zanlının emniyetlik işlemleri devam ediyor. Canlı bombaları psikoterapi ilaçları ile ikna etmişler. Mahmut Efendi Hazretlerimizin torunlarından olan kıymetli Abdullah Hocamızın oğlu Abdülhalik Usta Osmanoğlu Hoca son zamanlarda bir takım siyasi çevrelerin sıklıkla dile getirdiği mezhep tartışmalarına tepki göstererek Şia ile Ehl-i Sünnet'in aynı kefeye konulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Dinin siyasetçilerden değil, hoca efendilerden öğrenilmesi gerektiğine vurgu yapan Usta Osmanoğlu, eğer hocalar devlet adamlarına teslim olursa bu din biter dedi. Mahmud Efendi Hazretlerimizin muhterem oğlu Abdullah Usta Osmanoğlu'nun kıymetli evladı Abdülhalik Usta Osmanoğlu Hoca, Şia ile Sünnileri yani Ehl-i Sünnet'i aynı kefeye koymaya çalışan bir takım siyasetçilere tepki göstererek, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, Hazreti Ayşe Validemize iftira atanları nasıl sevebiliriz dedi. Usta Osmanoğlu bir bayan bakana yapılan iftiraya tepki gösterenler, Hazreti Ayşe annemize iftira atanları nasıl normal karşılayabilirler diye sordu. Ebu Bekir'ine sövecekler radıyallahu anh. Ayşe'ye sövecekler radıyallahu anh. Bir bakan hakkında, bir bakan hanım hakkında efendim bir söz söylendi, hepiniz biliyorsunuz. Bir söz söylendi. O sözden dolayı o zatın eli sıkılmıyor. Niye sıkılmıyor? Efendim çünkü olumsuz konuşuldu. Peki Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ayşe'nin ki Hazreti Ayşe hakkında Allah onun efendim namuslu olduğunu ispat ettiği halde Allah Celle Celaluhu o namusludur dediği halde ona iftira atıldığı efendim durumunu beyan ettiği halde şu anda Hazreti Ayşe'ye iftira atan haşa nevzu billah, ona namussuz diyen, zina ettiğini söyleyen, ona en ağır, en garip hakaretleri yapan insanların biz elinden sıkalım. Bir bakana iftira atıldı diye elini sıkmıyorsak, bir nasıl bu insanlarla birlik olalım? Biz nasıl Şiilerle birlik olalım? Biz nasıl Şiilerle aynı ortamda bulunalım? Hazreti Ebu Bekir'i söven bir insanla Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in ismini ağırın efendim kapı kısmına koyan, sırf hayvanlar üzerine bassın, her kendi girişinde bassın diyen insanlarla ben nasıl aynı ortamda bulunayım? Nasıl onları seveyim? Onlar için niye sünnilikten vazgeçeyim? Vazgeçemem. Ben ehl-i sünnetim. Ehl-i sünnet demek din demek, İslam'ın bizzat kendisidir diyen Usta Osmanoğlu, sevdiklerimiz de olsa eğer ehl-i sünnetin aleyhine bir şeyler yapıyorsa ona hakkı ispat edeceksin çünkü bizim olmazsa olmazımız bu dindir dedi. Bu ehl-i sünnet demek din demektir. İslam'ın bizzat kendisidir. İslam'ın bizzat kendisidir ehl-i sünnet. Asla ve asla ehl-i sünnetten vazgeçemeyiz. Bizim vazgeçilmezimizdir. Gerekirse bu ehl-i sünnet için, bu din için yani can veririz. Kim olursa olsun, ne kadar sevdiğimiz insan olursa olsun, eğer ehl-i sünnetle alakalı yanlış bir kelime kullanıyorsa, o zaman onun karşısında efendim hakkı ispat edeceksin. Söyleyeceksin. Bizim için vazgeçilmez tek bir şey var, o da bu dindir. Biz Şiilerle aynı masaya oturamayız. Hazreti Ebu Bekir'e sövmekten vazgeçsinler, Hazreti Ayşe'yi iftira atmaktan vazgeçsinler, Peygamber Efendimiz tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getirdi demekten, getirmedi demekten vazgeçsinler, aynı meclise oturalım. Fakat asla söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Din adamlarının devlet adamlarına teslim olmasının büyük bir tehlike olduğuna vurgu yapan Usta Osmanoğlu, bu dini bize devlet adamları değil, din adamları öğretebilir dedi. Eğer birileri makam sahibi ise onlara da hakkı söyleyecek insanların olması lazım. Ya kusura bakmayın ama biz ipin ucunu kaçırdık. Birilerini seviyoruz diye, birilerinin yanındayız diye tamamıyla onlara teslim olmadık. Bu dini bize devlet adamları öğretemez kardeşim. Bu dini bize hocalar öğretir.
Hocalar öyledir. Hocalar da diyanet adamlarına teslim olursa bu din biter. Onun için hakkı her zaman söylemek gerekir. Falanca ne der değil, filanca ne der değil. Evet sevgili izleyenler, şimdi sırada vereceğimiz haber ekranlardan devamlı ifade ettiğimiz maalesef ki gençlerimizin düşmüş olduğu manevi boşluktan kaynaklanan haberlerden sadece bir tanesi. Bursa'da 17 yaşındaki bir genç sevgilisinin çalıştığı kuaför salonunun önünde. Kendine göre belli dertler edinmiş olabilir, kendine göre belli olaylara sinirlenmiş olabilir, kızmış olabilir. Belki de ufak aralarında bir küslük veya buna benzer şeyler olmuş olabilir. Ama bakın ilk hamlede kalbini ateş ederek intihara teşebbüs etmiş. Vatandaşlar gencin, bakın daha üzücü bir şey, vatandaşlar da gencin kamera şakası yaptığını zannedip yanına yaklaşmazken kanlar içerisinde kalan genç 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olay Merkez Osman Gazi ilçesi Şehreküstü Osman Gazi Müftülüğü karşısında meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B'ye bir süre önce ayrıldığı sevgilisi V.A.'nın öğle saatlerinde cep telefonuna mesaj atıp barışmak istediğini, aksi halde intihar edeceğini söyledi. Genç kızın mesaja cevap vermemesi üzerine V.A.'nın çalıştığı kuaför salonunun karşısına gelen B'ye eski sevgilisini arayıp cama çıkmasını istedi. Genç kız cama çıktığı anda yanında getirdiği tabancayı kalbine dayayan B'ye bir el ateş edip intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Kuaför veya ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan olaya tanık olan bazı vatandaşlar gencin silahı kalbine dayadığında şaka yaptığını, olayı kamera arkası zannettiklerini ve bu sebeple yanına yaklaşmadıklarını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Beyenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ya ben orada dua ediyorum. Evet. Dua ederken baktım elinde genç, elinde böyle. Ben öyle bir şaka yapıyor. Evet. Ben baktım ki adam tak ses geldi. Canlı bombaları psikoterapi ilaçları ile ikna etmişler. Evet sevgili izleyenler, şimdi bir haber daha vereceğiz size. Tamamıyla çirkin bir haber. Bakırköy'de değişik, yani bir çıkmaz diyebiliriz. İstanbul Bakırköy'de eşi Çağla T'yi para karşılığı pazarlayan Abdülkadir T aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Katilin Çağla T ile birlikte olan Şahin T olduğu ortaya çıktı. Cinayet anı saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay 2 Mayıs pazartesi günü saat 09 sıralarında Bakırköy Cevizlik Mahallesi Halis Kıran Sokak'ta meydana geldi. Eşi tarafından para karşılığında cinsel birliktelik için pazarlanan Çağla T, geceyi Bakırköy'de Şahin T'nin evinde geçirdi. Burada Şahin T ile dertleşen Çağla T, kocasından şiddet gördüğünü ve eve geri gitmek istemediğini söyledi. Sabah eşinin belirledikleri saatte gelmemesi üzerine harekete geçen Abdülkadir T, Bakırköy'de Şahin T'nin önüne geldi. Şahin T ile konuşan Abdülkadir T'ye karısının kendisine teslim edilmesini ya da bir gecelik ücretinin daha verilmesini istedi. Yaşanan tartışma sonucunda silahını çeken Şahin T, arabanın içinde olan Abdülkadir T'ye iki el ateş etti. Omuzundan ve göğsünden yaralanan Abdülkadir T, olay yerinde hayatını kaybetti. Abdülkadir T'nin cenazesi incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurum morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 Mayıs'ta 5 kişiyi gözaltına aldı. Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan Çağla T ve katil zanlısı Şahin T'nin yanı sıra olay anında Şahin T'nin yanında bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Zanlılar emniyetlik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaların kuvvetli olmadığı ülkemde, maneviyatın bitik olduğu ülkemde artık millet kendi cezasını kendi kesmeye başladı. Bakın. Kendi, tabiri caizse bunlara bir şey derler, godoş. Kendi karısını hem satıyor hem de bunun cezasını almadığı gibi pişkinlik yapıyor. Ve bunun cezasını yine halk, yani onun etrafından biri veriyor. Şimdi burada asıl cezasını vermesi gereken devlet değil midir? Asıl cezasını vermesi gereken yargı değil midir? Ve asıl buralara kadar gelmemesi gereken biri değil midir bu vatandaş? Buralara kadar bu nasıl geliyor? Bu manevi boşluğa nasıl düşüyor? Bunu hep beraber değerlendirmemiz lazım. Eğer biz kendimizi toparlamazsak, etrafımızı toparlamazsak, inanın bu böyle haberler devamlı veririz ve böyle haberlerin sonu gelmez. Bakın son zamanlarda böyle haberleri çok sık duymaya başladık. Artık bu ülkemizde normalleştirilmeye çalışıyor demektir.
Mevla muhafaza etsin hepimiz. İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen ilaçlar arasında bulunan psikoterapi ilaçlarının PKK tarafından canlı bomba eylemcilerini ikna amaçlı kullanıldığı belirtildi. 38 milyon. Bunlar işte yetişsin, işte ilaçlar, bunlar terörlüklerle gönderiyormuşlar. Sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları yüksek fiyatlı ilaçları terör örgütü PKK üzerinden yurt dışına gönderdikleri iddia edilen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 32 ilde 266 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 107 kişinin emniyetlik işlemleri devam ediyor. Operasyonda ele geçirilen 40 milyon lira değerinde 110 bin paket kutu ilaç, kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürünün Kumkapı'daki deposunda basına gösterildi. Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt üyesi olmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, SGK'yı 250 milyon lira zarara uğrattıkları ileri sürülüyor. Suç örgütü üyelerinin sahte reçete ve sağlık raporlarıyla aldıkları kanser, kemoterapi, psikoterapi alanlarının da aralarında bulunduğu yüksek fiyatlı ilaçları kaçakçılar ve terör örgütü PKK üzerinden Irak ve Suriye'ye gönderdikleri, bu ilaçların bir kısmının da daha sonra uluslararası kaçakçılar üzerinden Özbekistan ve Hindistan gibi ülkelere yollandığı iddia edildi. Psikoterapi alanında kullanılan ilaçların terör örgütü PKK tarafından canlı bomba eylemcilerini ikna amaçlı kullanıldığı belirtildi. İstanbul Beyoğlu'nda yüzleri maskeli ve silahlı iki gaspçının 20 saniye içerisinde güpegündüz gerçekleştirdiği soygun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gaspçıların soygun esnasında kamufle olmak için çarşafla kadın kıyafeti giymesi dikkat çekti. İstanbul Beyoğlu Piyalepeşe Mahallesi Aydınlı Sokak'taki geçtiğimiz pazartesi PTT şubesinde soygun yaşandı. İddiaya göre aile sağlığı merkezinin alt katında faaliyet gösteren şubeye giren yüzleri maskeli ve silahlı iki gaspçı şube yetkilisine silah doğrultarak 15 bin lira çalmıştı. Gaspçılar polis tarafından aranırken o soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı iki soyuncu şubeye girerek yetkiliye silah doğrultuyor. Yetkili bunun üzerine kasadaki paraları çıkartarak masaya koyuyor. Masadaki paraları alan gaspçılar yaklaşık 20 saniyede soygunu gerçekleştiriyor. Koşarak kaçmaya başlayan zanlıların elindeki poşetle kaçtıkları görülüyor. Gaspçıların soygun esnasında kamufle olmak için kadın kıyafeti giydiği görülüyor. Buradan nereden çıkacağım? Çek de gidelim. İnşaatın çinko bariyerleri böyle devrildi. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Boynu Yoğun Köyü'nde kim ya da ne tarafından yapıldığı belli olmayan bir şekilde hayvanları telef olan köylüler isyan etti. İlk zamanlarda duruma pek aldırış etmeyen köylüler sayının giderek artmasıyla geceleri tüfekli nöbetlere başladı. Tire ilçesine bağlı Boynu Yoğun Mahallesi'nde köyün çeşitli noktalarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ne olduğu belli olmayan bir şey tarafından iddialara göre telef edilmeye başladı. Vatandaşların ifadelerine göre ise şu ana kadar 22 küçükbaş ve büyükbaş hayvan boyun kısmından saldırıya uğrayarak telef oldu. Öte yandan geçimini hayvancılıkla sağlayan mahalledeki vatandaşların tamamı da av tüfeğiyle kendileri tarafından canavar olarak tanımlanan esrarengiz hayvan için nöbet tutmaya başladı. Ağıllarının önünde sabahlara kadar nöbet tutan kişilerden 84 yaşındaki Mustafa Coşkun'un anlattıkları da hayrete düşürdü. Nasıl bir şey bu? Gördün mü hiç? Görünmüyor oğlum. Görünmüyor ki. Köpek olamaz. Canavar mı bu? Bilen yok. Bilen yok, gören yok. İşte öldürürken işte, öldürürken görüyorsun işte, öldürdükten sonra gidiyor. Görünmüyor ki, görülse dediği belli olur. Peki ne olacak böyle bu, daha ne kadar gidecek? Siz ne yapıyorsunuz, nöbet mi bekliyorsunuz şimdi? Nöbet veriyoruz. Biz bu nöbet vermekten usandık. Devletten yardım istiyoruz. Bu işin bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Sabaha kadar nöbet bekliyoruz, koyundan baştan da. Geliyor gece mahluk, koyunlarımızın düdüklerini sıkıp öldürüyor. Bunu bir evvel devletten yardım istiyoruz. Herkes, çobanlar, koyundan başında sabahda nöbet bekliyorlar. Mahallede yaşayan diğer vatandaşlar da yetkililere yardım çağrısı yaparak bu durumun önüne geçilmesini istedi. Adana'da güvenliğinin sağlanması için bir inşaatın çevresine yerleştirilen çinko bariyerler şiddetli rüzgara dayanamadı. Bariyerlerin düşmesi sonucu birçok araç ve ağaç zarar gördü.
Polisin bulvarı trafiğe kapatması ise faciayı önledi. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar Çukurova ilçesi Mafe Sığmaz Mahallesi, Kenan Evren Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir inşaatın etrafına çevre güvenliği için çekilen çinko bariyerleri yerinden söktü. Olayı fark eden vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çinko bariyerlerin düşme tehlikesine karşı kentin en işlek yollarından biri olan bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Rüzgarın şiddetiyle sökülen çinko bariyerler düşmeye başladı. Bazı araçlar ile ağaçlar ve aydınlatma direkleri çinko bariyerler altında kaldı. Olay sırasında bazı evlerin camları kırıldı. Bariyerlerin bir bölümü de evlerin üzerine yattı. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Can kaybının olmadığı olayın ardından Cankur ekipleri güvenlik tedbiri alınan yerde enkaz kaldırma çalışması yaptı. İstanbul Esenler'de kasasına iş makinesi yüklenirken frenleri boşalan tır 5 katlı binanın en alt katındaki pastaneye girdi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada binada maddi hasar meydana geldi. Olay İstanbul Esenler ilçesinde Havalimanı Mahallesi Ganimet Sokak'taki inşaat şantiyesi önünde meydana geldi. İddialara göre inşaat çalışanları park halinde bekleyen tıra şantiye içinde yer alan iş makinesini yüklemeye çalıştı. İş makinesi yarıya kadar yüklendiği sırada tırın frenleri aniden boşaldı ve bayır aşağı kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tır bir binaya ve doğalgaz kutusuna çarptı. Sürüklenmeye devam eden tır 5 katlı bir binanın en alt katındaki pastaneye girerek durdu. Büyük bir gürültü ile meydana gelen kazada iş yerindeki çalışanlar son anda kurtuldu. Kaza nedeniyle doğal gaz borusu patlayınca mahalleli panik yaşadı. Olay yerine tam çekilmedi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede herhangi bir kaza yaşanmaması için doğal gaz ve elektrikler kesildi. Tırın çarptığı binada ikamet eden vatandaşlar da yıkılma tehlikesine karşı binadan tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken binalarda ağır maddi hasar meydana geldi. Evet sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an var, hayır.